Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evinizi akıllandırabileceğiniz ufak ama işlevi büyük bir ürünle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi Smart Teknoloji'nin akıllı priziyle birlikteyiz. Şimdi bu ürünün kutu açılımını ve tamamen kurulum özelliklerini gösterdiğim bir video olacak arkadaşlar. Ve videomuz içerisinde ne için kullanılabilir, ne için alınabilir onlardan bahsedeceğim. Kutu açılımına geçmeden önce öncelikle ben evimde bir evcil hayvan besliyorum. Aslında hayvan demiyorum, o benim oğlum, hatta şu anda da yanımda duruyor, beni video çekerken izliyor. Onunla bazen dışarı çıkıyorum böyle 1 saat 2 saatliğine, böyle akşam karanlık olabiliyor. Ve hani ampulü direkt buna bağlayıp akıllı bir hale getirip istediğim zaman açabileceğim, istediğim zaman da kapatabileceğim bir ürünle karşınızdayım. Çocuğunuz olur, evcil hayvanınız olur, kettle, buzdolabı, herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Çünkü hem akım korumalı bir priz hem de ne kadar elektrik yaktığını uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Şöyle yakından da sizlere ürünün kutusunu göstereyim. Gayet bir avuca sığabilecek kadar küçük bir ürün ama işlev olarak gerçekten çok büyük bir işleve sahip. Şimdi kutu açılımını yapalım birlikte. Öncelikle zaten ürünümüz hani küçük bir kutuyla geliyor. Zaten farklı bir içerik olmuyor. Şimdi burada ben hemen kutusunu zaten daha önce açmıştım. Sizlerle birlikte de burada açıp hemen kurulumunu sağlayacağız birlikte. Ve bakalım ürün nasıl bizleri karşılıyor. Zaten küçük bir tasarıma sahip dediğim gibi. İçerisinden bir adet Smart Teknoloji'nin kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu da gayet küçük. Şöyle de göstereyim sizlere. Hepsini okuyup buradan da yapabiliyorsunuz ama Smart uygulamasını indirdiğinizde kolay bir şekilde ürünü bağlayabiliyorsunuz. Zaten ürünün içerisinden bir adet kullanım kılavuzu ve bir de prizimiz çıkıyor. Priz bu şekilde siyah, gayet kullanışlı, mat bir renge sahip, dış plastiğimiz gayet güzel. Burada açıp kapama yapabileceğimiz yeri gözüküyor. Sizlere de net olarak bunu göstermek istiyorum. Buradan basıp isterseniz açıp isterseniz de kapatabiliyorsunuz bu ürünü. Şimdi kurulumunu yapacağız ama şöyle detaylı da göstermek istiyorum sizlere ürünü. Sizlere net olarak ürünü gösteriyorum. Zaten normal priz yerine takıyorsunuz ve artık bu sayede telefonunuzdan aç kapa yapabiliyorsunuz. Zaman ayarını yapabiliyorsunuz. Veya işte zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki 10 dakika sonra, 5 dakika sonra, isterseniz 15 saat sonra kapansın veya açılsın. Gün doğumunda açılsın veya gün batımında kapansın gibi özelliklerle bunu kullanabiliyorsunuz. Bu da ne işinize yarıyor? Çocuğunuzun odasında bir lamba varsa bunu zaman ayarına ayarlayıp akşam vakti yansın. İşte atıyorum saat sabah 5, 6, gün ne zaman açılıyorsa da kapansın diyebiliyorsunuz ve ne kadar yaktığını da yakıt tüketimini uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Şimdi kurulumuna geçiyoruz. Ürünü prize taktığımızda mavi yanıp sönmeye başlıyor. Mavi yanıp söndüğünde ürün bağlamaya hazır olduğunuz gösteriyor bizlere. Ve telefonumuzdaki Smart uygulamasına girdiğimizde zaten direkt bağlantı yapabiliyoruz. Smart uygulamasını hemen buradan açıyoruz. Ve Smart uygulamasını açtıktan sonra da sağ üst kısımda cihaz ekle bölümü gözüküyor. Ve cihaz ekle bölümüne basıyoruz. Sonrasında direkt zaten ilk sırada akıllı priz çıkıyor ve akıllı prize basıyoruz. Burada yönergeleri takip edip kurabilirsiniz. Ve şu anda diyor ki ürün ışığı yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyorsa ileri diyebiliriz. Yanıp sönmüyorsa da zaten direkt olarak 5 saniye bastığınızda tuşa akıllı moduna geçiyor ve kendini sıfırlıyor. Burada 2.4 GHz'lik Wi-Fi'mize bağlanıyoruz. 2.4 GHz önemli çünkü 2.4 GHz dışında bağlantı yapılamıyor. Ve burada akıllı prizi buluyor ve dolmasını bekliyoruz. Dolduktan sonra ise ürünün ışığı sabitleniyor. Ya mavi renkte yanıyor ya da kapalı modda kalıyor. Bunu telefon üzerinden kısa bir sürede 30 saniye içinde dolumunu sağlıyorsunuz ve gördüğünüz gibi doldu. İleri diyorum ve ürünün nereye ekleneceğini çözüyoruz. Yani çalışma odası mı, ev, salon mu, herhangi bir yer. Ben çalışma odasını seçiyorum ve bitti tuşuna basıyorum. Bitti tuşuna bastıktan sonra bir 5 saniyelik kurulum daha yapıyor ve ürünün kendi ana menüsü geliyor. Bu orta kısımdaki kapatma açma yeri, yukarıdaki 00 gözüken yerlerde kaç kilowatt yaktığı hem anlık hem de aylık olarak görebiliyorsunuz. Ve burada ürünü ben size bir kere bastığımda bakın ışığı yandı. Bir kere daha bastığımda kapanıyor. Aç kapa yapabiliyoruz. Alt kısımda ise zaten menülerimiz bulunuyor ve alt kısımdaki menülerden planlama yerine geldiğinizde geri sayım, zamanlama, gün,
herhangi bir saatte açıp kapamayı yapabiliyorsunuz ve plan ekle dediğimizde buradan günleri seçip saatleri seçip bitti diyoruz ve planlamamız da olmuş oluyor. Bu menüden de çıkalım ve alt kısımda elektrik yazan menü görüyorsunuz. Elektrik menüsüne tıkladığımızda burada anlık olarak ne kadar kilowatt yaktığını gösteriyor ve ben daha yeni kullandığım için şu anda 0 yazıyor ve geçmiş tuşuna bastığımızda da burada saat kaçta açıldığı, saat kaçta kapandı bütün menülerde detaylı bir şekilde prizi görebiliyorsunuz. Ve geri tuşuna bastığımızda da en alt kısımda zaten bir de ayarlar bölümümüz gözüküyor ve burada da güç durumu yazıyor. Zaten uygulamayı sürekli güncelledikleri için problemsiz ürünleri kullanabiliyorsunuz. Ve geri dediğimizde zaten direkt ana menümüze tekrardan geçmiş oluyoruz ve burada bütün işlevini sağladığımız yer oluyor. Ve ürünün şu anda ben size hemen fişe takıp anlık olarak nasıl çalıştığını da gösteriyorum. Prizimizi hemen taktık ve taktıktan sonra da ürün üzerinden aç kapa yapacağız. Ve burada gördüğünüz gibi ürünü bastım açıldı ve tekrar basıyorum kapanıyor ve tekrar bastım da açılıyor. Bu şekilde ürünü stabil olarak kullanabiliyorsunuz ve ürün açıkken mavi ışık üzerinde yanmış oluyor. Kapalıyken de orası mavi olmuyor, direkt kapalı bir şekilde oluyor. Burada geri sayım tuşu var. Geri sayım bölümünden de direkt dakika, saat herhangi bir şekilde ayarlayıp diyorsunuz ki 8 dakika sonra bu ürün kapansın. Bu da kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir ürün. 8 dakika açıldı ve 8 dakika sonra ürün kendiliğinden kapanmış olacak. Ürünün detaylı kurulumu da bu şekildeydi. Ürünün kurulumunu yaptık. Ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce evinizde kullanırken yararlı olabilir mi? Ben size kendi şahsi yorumlarımı da çok kısa yapayım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Öncelikle ürünümüzün teknik özelliklerinden bahsettim. 2.4 GHz internet ile bağlanabiliyorsunuz. Zaman ayarı yapabiliyorsunuz. Ne kadar kilowatt elektrik yaktığınızı bağlı olduğunuz cihazda uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Telefonla kontrol yapabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Kettle'ınızı veya ütünüzü bir prize taktınız bu ürünü ve ütüyü de buna taktınız. Bu ürüne taktıktan sonra dediniz ki işte acil bir şey oldu, dışarı çıkmanız gerekti vesaire. Ve çıktınız, dediniz ki acaba ütüyü ya da saç kurutmayı ya da işte saç maşasını, herhangi bir şey, kettle'ı, kahve makinesini açık mı unuttum? Bunlarla ben mesela evime 6-7 tane aldım ve kullandığım, sürekli kullandığım ürünlerin hepsine bu ürünü taktım. Neden mi? İşte dışarı çıktığımda hemen telefonu elime alıyorum. Bakıyorum böyle açık mı? Yok, kapalı. Ya da açıksa kapatıyorum. Yani bu hem ev güvenliğimiz açısından güzel bir ürün hem de böyle işte her şeyi kontrol edebilmeyle güzel bir ürün sahibi olmuş oluyoruz. Çünkü dediğim gibi benim oğlum mesela işte bu oda diyelim ki onun yaşam alanı ve ben unuttum ışık yakmayı. Ampulü de ben buna bağlıyorum ki genelde bende 6 tane var bu ürünlerden ve sürekli her yerde kullanıyorum. Fişli duyu alıp o ampulü de ona takarak bu şekilde prizi de kontrol edebiliyorum. Mesela unutuyorum bazen ki yaşadım bunu. Unuttuğumda hemen direkt gidiyorum, uygulamamı açıyorum, bakıyorum kapalı, tak hemen yakıyorum ki en azından hani bu tarz durumlarda da hayat kurtarıyor diyebilirim. Ürünü satın almak isterseniz açıklamaya ve yorumlara link bırakıyorum. Smart markasını da takip edebilirsiniz, web sitelerine bakabilirsiniz. Birçok böyle akıllı ev aletleri, akıllı ürünler üreten bir firma ve yerli bir firma. Ben daha önceki ürünlerini de kullandım. Mesela şu anda prizi sizlere anlatıyorum. İşte bunun bir önceki şurada bir yerde çıkacak bir video. Akıllı kamera var mesela. Onu da kullanıyorum hali hazırda. Kadrajda gözükmeyebilir ama tam şurada kullandığım kamera diyebilirim sizlere. Ve akıllı ampul, RGB ampulünü de birkaç hafta içinde kanalımda göreceksiniz. Ben bu tarz ürünlerin yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen evinizi akıllandıran priz diye geçen bir ürün benim gözümde. Çünkü akılsız olan, yani aslında uzaktan kontrol edemediğimiz, fiziksel kontrol ettiğimiz her şeyi fiziksel olmadan kontrol edebilmemize yarayan şu kadarcık ya küçücük bir ürün. Baksanıza, hani bir avuca sığmayacak kadar bir ürün ama işlevi o kadar büyük ki ne kadar yaktığını görebiliyorsun. Aç kapa yapabiliyorsun, zaman ayarı yapabiliyorsun. Akıllı prizler arasında Smart Teknoloji'nin akıllı prizini kullandığım ürünler arasında ilk 5 sıraya alabilirim. Ürünü kullandıktan sonra sizlere anlatmaya başladım. Çünkü mutfağımda ve salonumda televizyonumun takılı olduğu ve kettle'ımın takılı olduğu prizler de var ki sürekli benim burada elektriğim gidiyor ve elektrik gittiğinde de en azından akım korumayla kendini kapatıyor ve
elektronik aletlerinizi de güvence altına alıyor. Siz de bakın, araştırın. Eğer ki hoşunuza giderse bu ürün alabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamada ve yorumlarda link var. Ben bu markayı öneriyorum sizlere çünkü uygulaması çok stabil ve anlık sağlıyor hizmet. Şöyle düşünün, tak bastığınızda uzakta da olsanız açılıyor ve tak bastığınızda kapanıyor. O yüzden gayet hızlı ve seri çalışan bir uygulaması var ve sürekli de güncelleme geliyor. Videomuz bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.